Şu kavgada biz taraf olmak yerine yani bir takım organize suç e, örgütünden aranan insanların e, sözlerinin taşıyıcısı olmak yerine veya öbür taraftan bu işlerde e, zamanında ilişkili olmuş, hatırla Sedat Peker dediğin kişi tıpkı şu an dolaşan başkaları gibi bazı siyasetçilerle fotoğraf çektiren, onlar adına miting yapan bir kişiydi. Bunların taşıyıcısı olmak yerine bu çok somut yani bugünün gündemi olduğu için bunları tekrar ettim yani koruma meselesi silivri emniyet müdürü meselesi ondan sonra işte e, diğer mesele doğru yol partisi meselesi bu çok somut aslında fiilen kendi içeriğinde de suç unsuru olan Türkiye bir hukuk devleti suç unsuru olan meselelerle hesaplaşıp yargıya taşıyalım ama bunun ötesinde çok basit bir şey söyleyeceğim. Aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu doğru adresi gösteriyor, değil mi? Bunların çözümü yargı diyor. Evet. Kendisi konuşmasında bunu söyledi. Dün Cemil Çiçek bunu senin söylüyor. de benim de söyleyeceğim bir şekilde binde biri doğruysa bile yargının harekete geçmesi lazım dedi. O da doğru bir şey söyledi. Bu işin adresi yargı. Ama Türkiye'nin bugünkü dengeleri içerisinde Türk yargısı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken veya bu olayın bir tarafı yargı üzerinde böyle gölge oluşturmuşken özgürce serbest bir şekilde bu olayı soruşturabilir bunun kararını verebilir mi? O zaman burada yapılması gerekenler de belli. Yargıyı mümkünse tarafı olan siyasetçilerin etki edemeyeceği bir konuma çekebilmemiz lazım. Bunun da hangi merciden geçtiği de belli. Bir de istifa mes şey özür meselesini sorduğun için söylüyorum. Tabii. O en sıcağı o çünkü. Evet en sıcağı o. Ee, hemen Saygı Öztürk'e konuştu. Orada bir ayrıntıya dikkat çek çekmek istiyorum. Kimsenin dikkat çekmediği iki noktaya. Vaktimiz var mı bilmiyorum. var. var gayet vaktimiz var. Evet şöyle e, birincisi dikkat ettim Süleyman Soylu ya şu gerçekten artık bir ayıp. FETÖ meselesinde de böyle oldu. Fetullahçılar yıllarca hangi hükümeti desteklediler? Hangi güç için çalıştılar? Emniyetteki, yargıdaki güçlerini 2000 13 yılına kadar kimleri tasfiye etmeye için kullandılar bunları görüyoruz. Ben 19'a yapısı yaptım. Zekeriya Öz'ün tutuklaması, Cihan Kansız'ın iddianamesi ve o hakimlerin kararlarıyla. Bunları biliyoruz. Cezaevine girdiğimde kimleri gördüğümü biliyorum. Ama FETÖ meselesi dönünce bir anda FETÖ neredeyse Atatürk'ün sorunu, neredeyse İsmet Paşa'nın sorunu oldu hatırla. Şimdi burada da öyle yayınlar yaptılar çünkü İsmet Paşa <laughs> bir şey yapmış tabii, diye. tabii. Şimdi burada da Sedat Peker'in şu ekranınızdaki görünen videolarda kimin adına miting yaptığı belli. Kimlerle fotoğraf çektirdiği belli. Gücünü kimler için kullandığı ve kimleri tehdit ettiği belli. Şimdi bakıyorsunuz İçişleri Bakanı açıklamasında Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef gösteriyor. Bir Gün Gazetesi'ni arkanda diyor. CHP Kemal Kılıçdaroğlu arkanda diyor. Yani bir kere bu sorunla yüzleşme eğilimini değil, sorunu mümkünse karşı tarafın üstüne atıp olaydan kaçma eğilimini gösteriyor. Bu bir. İkincisi orada çok ince bir mesaj var Can. Dikkat ettin mi? Günlerdir susanlar diyor. Evet. Süleyman Soylu'nun etrafındaki isimler, sen de takip ediyorsundur sadece kendisini değil etrafındaki isimleri. Buna benzer bir ifadeyi kendisinin o pandemi sürecinde e, almış olduğu yanlış kararın ardından istifa etmesinin ardından da duymuştu. Hı hı demişti ki Süleyman Soylu istifa etti böyle binlerce troll harekete geçip istifa etme açıklaması yaptı ama bazı isimlerin suskunluğu da dikkat çekiyor demişlerdi etrafındaki isimler. <laughs> Parti içindeki bir ekibi kastederek. Görülüyor ki Süleyman Soylu bugün yapmış olduğu çok sert açıklamada Cumhuriyet gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener gibi lafları bir kenara bırakırsak alıştık artık onlara edin, edilen hakaretlere. <laughs> Parti içindeki bir eğilime de ince bir mesaj gönderiyor. Diyor ki sizlerin suskunluğunu da görüyorum bu meselede diyor. Bu bir. İkincisi Mehmet Ağar'a yönelik kullanmış olduğu o nazik dil, o ince dil... Aslında Mehmet Ağar'la Süleyman Soylu sen de biliyorsun bir telefon kadar uzakta olacak iki Tabii. kişiler. Süleyman Soylu mevcut İçişleri Bakanı, Mehmet Ağar da kendisiyle aynı siyasi gelenekten gelen, aynı partiden gelen, halef selef olan yani Doğru Yol Partisi'nde biri eski başkan, biri yeni başkan olan... Evet aynı zamanda birbirini siyasi olarak da destekleyen hatta bugün de destekleyen yani bugün bazı emniyet müdürlerinin biz Mehmet Ağar döneminin önemli sembol isimleri olduğundan da hareketle bugün de kendisini destekleyen isim olduğunu görüyoruz. Bir telefonla ulaşabileceği halde medya aracılığıyla yani Twitter aracılığıyla çok nazik bir mesaj göndererek Orada da Saygı Öztürk, yani daha önce biliyorsun bir takım hakaretler ettiği ve ağladı Saygı Öztürk o hakaretlerin sonunda televizyonlarda. İnşallah o yapmıştır dedirterek aslında Mehmet Ağar'a da çık özür dile mesajı vermiş oldu. Mehmet Ağar da bu sürecin sonunda çıkıp özür diledi. Vallahi Peki ar araya soruyorum. bir soru sıkıştırayım. Neden e, bir telefon kadar bir telefon e, uzaklığındaki bir kişiye aynı siyasi gelenekten bulunmuş Halef Selef ilişkisinde bulunan bir kişiye neden bir telefon aracılığıyla bunu söylemedi de ya da bir arka plan görüşmesinde söylemedi de neden medya ben yolunu de... kullanıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da? Belki de orada da bir kırılma var. Zaten o yüzden bunun altını çizdim ve dikkat çekmeye çalıştım. Yani şimdi normal şartlar altında Cumhurbaşkanı bakanlarına istifa eden Süleyman Soylu'ya sen kitabını yazdın Berat Albayrak medya önünden bir mesaj verdi yoksa bu iş daha perde arkasından perde medya. arkasından sürdü. Doğal olarak görülüyor ki oralarda da bu mesele bu bir siyasi kriz aslında Can. Günlerdir süren bir siyasi kriz. Nihayetinde her ülkede bir ee, suçlu olur, her ülkede suçlular olur ve her ülkede si polis onun peşine gider. Ama bu uzun süredir himaye edilen ve kimsenin ne olduğunu anlamadığı, kimisinin saygın iş adamı diye ödül verdiği, kimisinin siyasi toplantılara çağırdı bir insan bir anda ilişkilerini ortaya dökünce bir siyasi kriz oluyordu. Görünüyor ki bu siyasi kriz Mehmet Ağar Süleyman Soylu arasında da bir kırılma yaratmış görünüyor. Bu bir. Mehmedar'ın özür dilemek zorunda kalmasının bir şeyi de şu, çok basit bir şey söyleyeyim. Dün televizyonda konuşurken ben bunun altını çizdim. Mehmedar'ın konuşması çok temiz bir ifadeyle koyduğunuzda dahi Türkiye'de mafyanın ne kadar yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu, nasıl bir sokakları ele geçirdiğini itirafıdır aslında. Dikkat et. Bir ayrıntı daha Süleyman Soylu'nun açıklamasında. Süleyman Soylu Yalıkavak'taki marineye kıytırık marina diyor. Kıytırık diyor evet. Kıytırık diyor. Şimdi ben yurttaşlarımı gidip görsünler diyemiyorum. Maalesef Türkiye'nin bugünkü şartlarında hele pandemi de eklenince gidip o marinayı görmek o kadar kolay değil. Ama çok değerli bir marina. Çok kıymetli bir marina. Öyle anlaşılıyor ki çok da stratejik bir marina e, kıytırık denebilecek bir şey değil. Ama bu kıymetli Marina tuhaf bir şekilde el değiştirdi ve yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Ağar geldi. Azer, Azeri, bir iş adamından başka bir iş insanına geçti. Bu ilişkiler içinde Mehmet Ağar ve biliyorsun oğlu da yönetim kurulunda. Evet. Şimdi buradan olsun. baktığınızda Mehmet çıkıp ben burada olmazsam buraya da mafya çökecek demesi Seda, e, Süleyman Soylunun kıytırık demiş olduğu bir e, şeye bile, Marina'nın bile kapısının önünde mafyanın olduğunun ispatıdır. Mehmet Ağar gaf mı yaptı? Bilinçli bir söylenmeydi Barış Terkoğlu. Mehmet Ağar'ın söylediği şey zaten can bu Marina'nın eski sahibi olan Mübari Mansimov'un mahkeme kayıtlarını aç oku bu Marina'ya çöktüler diyor. Tabii. Bu Marina'nın şu anki sahipliği.